korkunç, beni perişan eden ve acı veren mide yanması, bence benim başıma gelen en iyi şeydi. Şimdi, sizlerle mide yanmasına yardımcı olacak üç şey paylaşacağım. Bunlardan biri durumunuzu düzeltecek ve bundan sonra her şey yoluna girecektir. Biraz uzandığımda mide asitlerim yemek boruma yükselerek beni delirtirdi. Biraz uzandığımda bu asit yemek boruma yükselerek beni delirtirdi. Durumum çok kötüydü. Çünkü bununla başa çıkmak için bir sürü yastık kullanırdım yastıklarla gövdemi yukarıda tutmaya çalışıyordum. Sonra antiyasit almaya başladım. Az miktarlarda almıyordum. Bu küçük antiyasitleri tüm gün boyunca kullanıyordum. Bu uzun süre aylarca sürdü. Fakat sorun şu ki bunlar hiçbir şeyi düzeltmedi. Hayatımın geri kalanını sadece hap alarak böyle geçireceğimi sanıyordum. Bu rahatsızlık beni, mide yanması ve diğer çeşitli rahatsızlıklarım için normalde ömrüm boyunca hiç ilgimi çekmeyecek konulara ve alternatif tedavilere bakmaya zorladı eğer mide yanması sorunu yaşamasaydım, alternatif sağlık konusuna hiç girmeyecektim. Bir de bu antiasitlerin inanılmaz yan etkileri konusu var. Şişkinlik, sindirim sorunları, alerjiler, midede artan enfeksiyon, depresyon, böylece uzayıp gidiyor. Sağlık konusunda hiçbir farkındalığım yoktu. Yani, o kadar kötü hissediyordum ki, çare aramak hiç aklıma gelmiyordu. Marketlerdeki kampanyalara göre alışveriş yapıyor, şimdi önüme konulsa, elimin tersiyle iteceğim şeyleri yiyip duruyordum. Sonra tabii ki, kahve hayatıma girdi ve içmeye başladım. Sadece az miktarda değil, muazzam miktarda kahve tüketirdim. Deli gibi kahve içip, abur cubur yiyordum. Tabii ki alkol de içiyordum ve bunlar beni esir almıştı. Sanırım davranışlarınızı yeniden değerlendirmek ve bunu çözmeye çalışmak için sizi acı çekmekten daha fazla motive edebilecek hiçbir şey yoktur. Antiasitlerin yarattığı büyük sorun aklorhidriya oluşturmasıdır. Bu da mide asitlerinizi tüketeceği anlamına gelir mide asitlerinin ne işe yaradığını bir düşünelim. Bunların görevi nedir? Yani, bu neden gereklidir? 1. Mide asiti son derece asidiktir. Biliyorsunuz, pH değeri 1 ile 3 arasındadır. Bazı insanların şöyle dediğini hep duyarsınız. Vücudunuzu alkali hale getirmelisiniz. Peki, gerçekten midenizi alkali mi yapmalısınız? Hayır, bunu istemezsiniz. Midenizi son derece asidik tutmalısınız. Eğer vücudunuzun belirli bölümlerinde doğru pH değeri yoksa, bölgedeki enzimler aktive olamaz. Midenin içinde yiyecekler enzimlerle ayrışmaya başlarlar. Sonra ince bağırsağa geçerler. Sonra pankreastan gelen alkali bir madde bunu tekrar tetikler. Bu alkali madde aslında mide asidinin ince bağırsağınızda delik açmasını önlemeye yardımcı olur. Ardından safra önce karaciğerinizden safra kesesine ve ardından buraya salınır. İnce bağırsak da alkalidir. Yani Safra da alkali hale gelecektir. pH değeri alkaliye döndüğünde salınan tamamen farklı bir dizi enzim vardır. Bu yüzden sindirim için gerekli olan bu aşamaların doğru şekilde gerçekleşmesi gerçekten önemlidir. Mide yanması gerçekten fazla asitten kaynaklanmaz. Mide yanması bir kapakçık problemidir. Sonra asit bu kapakçığa doğru yükselir. Bu bölgelerdedir. Belki biraz daha yukarıya doğru. Tam burası yanmayı hissedeceğiniz yerdir. Şimdi sorununuzun fazla asit olduğunu düşünüyorsanız antiasit almak mantıklı olabilir. Çünkü bu asitten kurtulmanızı sağlar. Fakat gerçek sorunun bir kapakçık problemi olduğunu ve bu kapakçığın kapanmadığını bilmelisiniz. Bu mide kapakçığının sıkı ve kapalı kalmasını sağlayan şeylerden biri mide asididir. Bu sorunun çözümü burada yatmaktadır. Keşke bu sorunu yaşadığım yıllarda bunu biliyor olsaydım. Çünkü ben asitlerden kurtulmaya çalışıyordum. Yani yapılması gerekenin tam tersini yapıyordum. Şimdi, bu sorunu gidermek için yapılacak 3 basit şey var. Tamam. Öyleyse, 3 numaradan başlayıp geriye doğru gidelim. 3 numara, mide asitlerini artırmalı ve daha fazla asit eklemelisiniz. Bu nasıl etki gösterecek? Mide üstündeki kapakçıktaki küçük sensör tetiklenip onun kapanmasını sağlayacaktır. Bu size hemen iyi bir rahatlama hissi verecektir. Yemekten önce elma sirkesi almayı deneyebilirsiniz. Belki 4 ila 5 tablet betain hidroklorür kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu durumun sadece bir mide yanması olmadığını, çok daha fazlasının olduğunu anlamanız gerekmektedir. Mide yanması yaşadığınızda pankreas enzimleri salmak için uygun şekilde tetiklenmez. Ayrıca karaciğere de safra göndermesi için gereken komut doğru iletilmez. Bu yüzden ince bağırsakta sıkışıp kalan çok sayıda sindirilmemiş gıda olur. Bu noktadan itibaren çeşitli sorunlar oluşmaya başlar. Bu yiyecekler mikroplarla doludur. Bu durum, mikropların küçük bağırsağa ulaşmasına neden olur. Bunlar bölgede çoğalıp gelişmeye ve fermantasyona başlayabilirler. Peki, hadi ikinci maddeye geçelim. Bunun ardından birinci ve en önemli olandan bahsedeceğiz. İkinci madde, mide asitlerini üretmek için gerekli birkaç temel besin maddesi vardır. Potasyum için iyi bir elektrolit tozu kullanmalısınız. Çinko için eser mineral takviyesi almalısınız. Yeterince deniz tuzu aldığınızdan da emin olmalısınız. Anlaşıldı mı? Peki, eskiden mide yanması yaşadığımda neler mi yiyordum? Sadece işlenmiş gıdalar tüketiyordum. Bu gıdalarda benim gerekli besinlerimi tüketiyordu. Bu sorunu kalıcı olarak düzeltmek için ihtiyacınız olan en önemli besin öğesine gelirsek, dinliyor musunuz? Tiamin B1 olmalıdır. Sizce tiamin eksikliği neden oluşur? Ben de eksikti. Çünkü çok fazla karbonhidrat yiyordum. Tiamin eksik olunca mide gerekli asitleri üretemez, otonom sinir sisteminden mahrum kalırsınız. Otonom sinir sistemi vücuttaki kapakçıkların kontrolünden sorumludur. Mide üstündeki kapakçık gibi, eğer yeterince B1 vitamininiz yoksa sindirimle ilgili çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Besinlerin sistemdeki akışı yavaşlar ve sindiremezsiniz. Doğal bir kaynaktan B1 almak sorununuzu düzeltecektir. Son bir şey, eğer elma sirkesi veya betain hidroklorür gibi bir mide asidi takviyesi aldığınızda yanma hissediyorsanız mide zarında iltihaplanma türü bir gastritinizin olabileceği ya da bir ülserinizin olabileceği anlamına gelir. Bu durumda daha fazla asit veya betain takviyesi almamalısınız. Bunun için önce mideyi iyileştirmemiz gerekir. Midenizi nasıl iyileştirebileceğinize dair yararlı bilgiler için. Buraya bir video ekledim. İzlemenizde fayda var.